varmış, bir yokmuş. Çok eski zamanlardan birinde yoksul bir baba ve üç oğlu varmış. Babanın oturdukları ufacık evinden başka hiçbir şeyi yokmuş. Evlatlarının üçü de babalarından sonra evin kendilerine kalmasını isterlermiş. Babaları ise ne yapacağına, evi hangi oğluna bırakacağına bir türlü karar veremezmiş. Çünkü üç oğlunu da eşit şekilde severmiş. Şansınızı deneyin ve bir meslek öğrenin demiş sonunda. Hanginiz mesleğini en iyi öğrenirse evi ona bırakacağım. Evlatlarından biri uzun yıllar çalışıp çok iyi bir berber olmuş. Uzak kentlerde kralların berberi olarak çalışmaya başlamış. Ortanca oğlu çok iyi bir nalbant olmuş. En safkan en küheylan atları bile dünyanın uzak yerlerinden nal çakması için ona getirirlermiş. Çünkü işinde çok ustaymış. En küçük oğlan ise usta bir silahşör olmuş. Çok iyi kılıç kullanır ve nasıl kullanılacağını öğrencilerine öğretirmiş. Uzak memleketlerin kralları bile prenslerine kılıç kullanmayı öğretsin diye çocuklarını ona gönderirlermiş. Sonunda üç kardeş toplanıp ustalıklarını babalarına göstermek üzere baba evine dönmüşler. Üç kardeş de mesleklerini çok iyi biliyorlarmış ama mesleklerinin ustalıklarını babalarına nasıl gösterebileceklerini düşünüp duruyorlarmış. Hepsi evin önünde toplanmışken birden çalılıktan bir tavşan fırlamış. Büyük kardeş tıraş takımlarını çıkarmış, koşan tavşanın yüzünü köpükleyip kaşla göz arasında tavşanı tıraş edivermiş. Baba çok memnun olmuş. Çok hünerlisin oğlum demiş. Hiç böyle bir şey görmedim. Evim senin olacak. Biraz sonra bir at arabasının sesi duyulmuş. Dört atın çektiği araba gürültü içinde yaklaşıyormuş. Ortanca kardeş hemen işe koyulmuş. Atları durdurmadan dört atın nallarının tümünü çıkarmış, yerlerine yenilerini çakmış. Atlar hissetmemişler bile. Çok ustasın yavrum demiş babaları. Evim sana da layıktır. Bu sırada yağmur yağmaya başlamış. Küçük oğlan kılıcını çekmiş ve babasının başının üzerinde kılıcını daireler çizerek çevirmeye başlamış. Kılıcını öyle hızlı ve ustaca çeviriyormuş ki babanın ve kardeşlerin başına tek bir damla yağmur bile düşmüyormuş. Yağmur giderek sağanağa dönüşmüş ama küçük kardeşin dönen kılıcı sanki bir şemsiye gibi onları yağmurdan koruyormuş. Tartışmaya yer yok. Evimi sen de hak ettin demiş baba. Ama babalarının öğüdünü tutarak mesleklerinde çok usta olan üç kardeşin bu küçük eve ihtiyaçları yokmuş ki. Sonuçta üç kardeş babalarının evinin yanına birer ev yaptırmışlar. Babalarının yaşamının son yıllarını varlık ve mutluluk içinde geçirmesini sağlamışlar. Sonraki yıllarda da ustalıklarını ve hünerlerini göstermeyi sürdürmüşler. Mesleklerini çok iyi bildikleri için de herkes tarafından çok sevilmişler ve çok saygı görmüşler.